Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmaya ne terör örgütleri ne de onları yemleyen, destekleyen ülkeler durduramayacaktır. Allah'ın izniyle biz hedeflerimize 7 düelle rağmen yürüyen ve büyük bir cesaretle attığı her adımı atan bir anlayış içerisinde yürümeye devam edeceğiz. İşte en son gördüğünüz İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için müracaat ettiğinde Türkiye'mizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate almazsanız, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermezseniz, bunları yazılı taahhüt haline getirmezseniz biz sizin NATO üyeliğinize evet demeyiz dedi. Ve bir dünya ayağa kalktı. Sonuçta Türkiye istediğini aldı. Türkiye'ye taahhütleri yazılı bir mütabakatla imza altına alındı. Türkiye ve dünya kamuoyuna açıklandı. Şimdi adalet, güvenlik ve istihbarat üzerinden bir izleme komitesi de kuruldu. Acaba verilen bu sözler yerine getiriliyor mu, getirilmiyor mu? Taahhütlere uyuluyor mu, uyulmuyor mu? Sorarım değerli dostlar. Bundan önce AK Parti iktidarlarından önce böyle bir taahhüdü siz hiç duydunuz mu? Biz sizi izleyeceğiz bak. Teröristlere, terör örgütlerine desteğiniz devam ederse biz sizin NATO üyeliğinize evet demeyeceğiz. Bak izleme komitesi de kuruyoruz. Önüne gelen Türkiye'ye karşı izleme komiteleri kuruyordu. Şimdi Türkiye başka ülkelerin taahhütlerini yerine getirip getirmediğini denetleme konusunda izleme komisyonları, komiteleri kuran bir ülke haline geldi. Ama maalesef bugün ülkemizde bu büyük başarılara sevinmeyi, hükümetlerini takdir etmeyi zul kabul eden maalesef çok yanlış bir siyasal anlayışın da olduğunu görüyoruz. Yahu deseniz ki ne olur, Cumhurbaşkanımız doğru yaptı, Türkiye doğru yaptı, İsveç ve Finlandiya konusunda Türkiye'nin aldığı kararlar, attığı adımlar doğrudur, biz de hükümetin yanındayız deseniz, Türk hükümetinin yaptıklarını takdir edip sevinci paylaşsanız kıyamet mi kopar? Ama maalesef bugün ülkesinin başarılarına sevinmeyen, sevinemeyen bir siyasi anlayış var. Sevinmiyorlar, sevinemiyorlar.